Herkese merhaba, Güvenlik Sistemleri Official kanalı. Ben Ümit Özay. Bu videomuzda sizlere Dahua marka NVR kayıt cihazına Hikvision marka IP kamera nasıl tanıtılır detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. IP kamera sisteminde NVR kayıt cihazı markası ile IP kamera markası aynı olmak zorunda değil. ONWIF protokolü var. Kanalımızda ONWIF özelliğini, ONWIF'in ne olduğunu anlatan detaylı bir videomuz var. Bu kameralarda ve NVR kayıt cihazlarındaki ONWIF protokolü sayesinde farklı markalara ait IP kameralar birbirleriyle çalıştırabiliyor, eşleştirilebiliyor. Önünüzde görmüş olduğunuz Dahua marka NVR kayıt cihazına biz Hikvision marka IP kameranın tanıtımı nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli detaylı olarak anlatacağız arkadaşlar. Dahua marka NVR kayıt cihazının ONWIF özelliği sayesinde ONWIF özelliği olan herhangi bir marka IP kamerayı biz NVR kayıt cihazına tanıtabiliriz. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta, kameranın spesifik bir özelliği varsa alan tarama gibi ya da ben harekete göre kayıt yaptıracağım derseniz ONWIF protokolünde bazı modeller bu özelliği desteklemiyor biliyor. Bundan dolayı benim size tavsiyem, bu tür spesifik bir özellik kullanacak iseniz IP kamera ve NVR kayıt cihazı private protokol çalışmalı. Yani üreticileri, markası aynı olmalı. Ama ben Dahua marka NVR kayıt cihazına Hikvision marka IP kamerayı kolayca tanıtabilirim. Burada yapılması gereken ilk işlem IP kameranın IP adresi, yani network adresinin tanımlanması gerekiyor ve ONWIF özelliğinin açılması gerekiyor. 01 Hikvision IP kamera aldınız. 0 ürünlerde kullanıcı adı admin, şifre boştur arkadaşlar. Şifre tanımlaması gelmez. Bundan dolayı biz IP kamerayı Subtool programı ile bilgisayara kurduğumuz bulup şifresini tanımlamamız gerekiyor ve IP adresini bizim NVR kayıt cihazı ile uyumlu bir hale getirmemiz gerekiyor. IP atamalarını, network adresi atamalarını yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedelim. Sistemimizin kurulu olduğu yerdeki modemimiz bizim gateway'imiz. Yani ağ yapılandırma kuralını oluşturacak elemanımız modem. Ben modemin gateway yapılandırmasına, IP yapılandırmasına bakıyorum. Genellikle 192.168.1.1 oluyor. Modemin web arayüzüne giriş bölümü, bu bizim gateway'imiz. Ya da 192.168.2.1 oluyor. İlk olarak modemimizin gateway'ine bakıyoruz. Gateway'imizi öğrendikten sonra Subtool programı ile IP kameranın ayarlarını yapmamız gerekiyor. Subtool programını bilgisayarımıza yüklüyoruz. Hikvision'ın kendi sitesinden yükleyebilirsiniz. Videomuzun açıklama bölümünde de indirme linki olacak. Subtool programı ile IP kameramızın şifresini tanımlıyoruz ve network adresini, IP adresini ayarlıyoruz arkadaşlar. IP kameramız ilk kurulumda inaktif gelir. Yani şifre tanımlanmamış der bize program. Biz Subtool programı üzerinden kolayca şifreyi tanımlayabiliriz ve IP adresini değiştirebiliriz. Olması gereken IP adresine çekebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada IP kamerayı nasıl çalıştıracağız? Standart bir PoE switch ile NVR kayıt cihazına mı bağlayacağız? Yoksa bizim NVR kayıt cihazımız kendinden PoE özellikli mi? Eğer kendinden PoE özellikli ise NVR kayıt cihazının içerisinde ağ ayarları menüsünde PoE switch'in IP yapılandırmasını göreceksiniz. Genellikle 10.0.0.1'dir gateway'i ve bizim tanımlayacağımız IP kamera, Hikvision marka IP kamera bu gateway'de, bu IP adresinde olması gerekiyor. Yani ben 10.0.0.50 verebilirim, 51 verebilirim. Bu şekilde IP kameranın tanımlamasını yaptırabilirim. Eğer PoE özelliğimiz yok ise NVR kayıt cihazımızda standart bir PoE switch'e ya da basit normal bir switch'e bağlayıp kamerayı ekstra besleyerek NVR kayıt cihazına bağlayacaksak modem ile
aynı gateway'de olması gerekir. Bunun için ağ ayarlarından biz NVR kayıt cihazımızın network adresini görmemiz gerekiyor. Bu network adresine, ağ adresine uygun bir IP adresi kameramıza tanımlamamız gerekiyor. Ağ adresimize baktık, kameramızın IP adresini tanımladık. Sonrasında yapılması gereken işlem NVR kayıt cihazının menüsüne girip IP kamerayı eklemek. NVR kayıt cihazımızda ana menüye giriş yapıyoruz. Menüye girmemiz için şifreyi bilmemiz gerekiyor. Sol altta kamera bölümümüz var. Kamera bölümüne girdiğimizde ağdaki IP kameraları sistem otomatikman tarıyor. Ya da şurada search device dediğimizde ağdaki bize IP kameraları tanımlıyor. Benim şu an ağımda 192.168, 1.103, 1.123 ve 1.64 adresinde 3 farklı IP kameram var arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, biz ne demiştik? IP kameraları takmadan önce şifresini ve OnWiff özelliğini açmamız gerekiyor Hikvision için. OnWiff özelliği açılmayan Hikvision IP kameralar burada çıkmaz. Hani kamerayı çalıştırdınız, OnWiff'ini açmazsanız, OnWiff özelliğini açmazsanız burada çıkmaz. OnWiff özelliğinin nasıl açıldığına dair bir video kanalımızda mevcut. Kameranın ağ ayarlarında OnWiff özelliğini kolayca açmanız gerekiyor. OnWiff özelliğinin nasıl açıldığını bilmiyorsanız kanalımızda Hikvision IP kamera OnWiff özelliği nasıl aktif edilir adında bir videomuz var. Buradan detaylı olarak gösterebilirsiniz. Arama kısmında IP kameramızı bulduk. 192.168.1.64. Eklemek istediğimiz IP kamerayı seçmek için sol tarafta bulunan tike basıyoruz. ADD diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kameramız sisteme eklendi. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kameramızın status durumu kırmızı. Bunun sebebi IP kameranın şifresi doğru değil. Dahua NVR kayıt cihazlarında fabrikasyon eklediğimizde sistem şifreyi admin olarak görür. Görmüş olduğunuz gibi burada admin yazar ama bizim kameramızın şifresi admin olmadığı için ben burayı siliyorum ve kameramın şifresi A'sı büyük admin 1, 2, 3 olarak tanımlamıştım. Okey diyorum. Sistem doğru şifre girildiğinde görmüş olduğunuz gibi status kısmı yeşile döndü. Ve canlı izlemeye döndüğüm zaman da görmüş olduğunuz gibi IP kameramı sisteme tanıttı. Bu şekilde biz sisteme tek tek IP kameraların tanımlamasını yapabiliyoruz. Basit bir şekilde ana ekranda artı tuşumuz var. Bu artı tuşumuza bastığımız zaman da sisteme tanımlı IP kameralarımızı görüyor. Ve buradan seçip ADD dediğimizde de yine IP kameramızı sistemimize ekliyor. Görmüş olduğunuz gibi kameramın şifresi yanlış ise burada bana bu kameranın şifresi yanlış, doğru olan şifreyi girin diyor. Ben bu kamerama da 1-2-3-4-5 eklemiştim. İleri diyorum, kameramın şifresini kabul ettiği an görmüş olduğunuz gibi görüntülerimiz de geliyor arkadaşlar. Dahua marka NVR kayıt cihazına Hikvision marka IP kamera kurulumu bu şekilde kolayca yapılabiliyor. Bu videomuzda sizlere Dahua marka NVR kayıt cihazına Hikvision marka IP kamera kurulumu nasıl yapılır detaylı olarak anlatmaya çalıştık. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.